İsmini vermiyor bir kadın izleyicimiz. Alo. Alo. Merhaba Fulya Hanım, iyi Merhaba, yayınlar. sağ olun. Buyurun. Ben Selçin köyündenim. Ha işte. Söke'de oturuyorum ama oraya gittiğimde duydum ki yani Namık Bey ev davası var. Evi sattırtıp kendime bir kayık alacağım, bir de araba alacağım demiş. Bunu ben birkaç kişiden duydum. Ben Selçin'den bu arayan. Selçin, Selçin tamam. deyip duruyordun ya. Özlem'in evini sattırıp kendisine ne alacakmış? Kayık alacakmış. O köyün geçimi çünkü balıkla geçiniyor. Yani Baba Gölü'nün hemen kenarında. Kayık alacak. Herkesin kayığı vardır ve göle gider balık tutmaya. O da kendime kayık alacağım ve bir de araba alacağım. Ev davası var. O bir hallolsun demiş. Demek ki bu Özlem Hanım'ın evi. Gördün mü Selçin'e bağlananı? Hepsi yalan. Senin ev üzerinden plan yapmaya başlamış bile. Evet. Ben de dedim ki eğer hafta başı olsun ben direkt bağlanıp bunları anlatacağım. Bak. Hayır. Bu da mı yalan mı söylüyor? Yalan Reha Hanım'ın. Tamam herkes yalan söylüyorsun ama evi ver git. Niye yalan söylüyorsun? Bu kadar namı çok seviyorsan. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen sevmedin o zamanda. Sana ne zamanda benim sevdiğimle? Ben evli miyim? Ben evli miyim? İki tane çocuğum mu var benim? Senin onlar insanla seviyorum ama onlar olmuş, beşten olmuş insanla. Boşanacaktın o zaman bu kadar seviyorsan namığı meraklıysan. Niye boşanmadın? Baban ne boşanmamış zamanda? Tamam dava açtı, niye gelmedin davalara? Özlem, deminki lafını söyle o zaman. Hocam, hocam. Hem boşanmayacağım diyorsun hem Mahmut'la beraber kalacağım diyorsun. Kafan mı güzel senin? Kafam güzel. Senin kafan güzel herhalde. Aynen güzel benim kafam. Güzel olduğu için şu an bunları ben yapıyorum. Niye sen kızınla kendini böyle bir yarış haline soktun ki? Sen zamanında sevmedin mi? Bir şey söyleyecek. Mi? Ya bu genç kız yani. Bir sözün var ya onu bir söyler misin? İnsanlar seni doğru tanısın. Demin annen ellerini gösterdi bana. Dedi ki şu ellerimin haline bak Handan abla. Ben yıllarca bulaşıkçılık yaparak evimi geçindirdim. Ve bu ellerle hak ettiğim evi de kimseye vermem dedi. O evi kendi almadı ki babaannemle kaldı. Aynen evet. Ablam çıkıveremi. Gel bir telefon tamam, daha var. Gel, onu çok da değil. Teşekkür ederim. Sen Handan ablayla ot. Ablam çıkalım mı ya? Benim çıkalım amacım ben senin ya. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ben senin aileni düşünüyorum. O gencecik kızı, ablam, dünyalar güzeli kızı düşünüyorum. Tamam, tamam, tamam. Hemen telefonu alalım. Çıkacağım. Bir dakika dur. Çıkacağım. Bir saniye. Tamam. Alo. Çıkacağız. Hep ben. Alo. Efendim buyurun. Buyurun, dinliyoruz. Beni de şey yapmıştı, 5 bileziğimi falan aldı. Pardon, biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz? Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. 5 bileziğimi aldı benim de. Neyini almış? 5 bileziğimi. Benim de 5 bileziğimi aldı. Namık Bey. 50 bileziğini alır. 5 bileziğimi aldı diyor. Siz Namık'la nerede tanışmıştınız? Alo. Geliyor sesiniz. Siz Namık'la nerede tanışmıştınız? Ben Gölen'de oturuyordum. Facebook üzerinden tanıştık. Sosyal geliyor medyada. Mu? Evet, sosyal medyada tanıştınız. Evet, tamam. Sosyal medyada tanıştık. Tamam. Facebook üzerinden. Aha. 8 aylık evliydim. Hani tanıştık, ettik, böyle konuştuk. Önce dedi bir araba alalım dedi. Ondan sonra arabamızı aldıktan sonra da hani kendi yuvamızı kururuz falan dedi. Ben 8 aylık evliliğimi bozdum. İki tane normal bileziğimi, 3 tane Adana Burma bilezik setimin bileziklerimi aldı. Ondan sonra kayboldu. Tekrardan ulaşamadım. Hani o kadın da aklını başına alsın şu kızına yazık etmesin. Hani gerçekten aklı başında bir kadına benziyor. Hani öyle bir hataya düşmesin. Tamam. Hani yazık kızına yani. Hani ben de bağlanmak istedim. Yüzü bulanık ama mama eminim yani. %99,99 eminim yani. O. Neyi vücudun baydama bak bileziklerin artık? Neyi verdin tamam, ki? Tamam sen de evi ver o zaman. Niye evi verdin? Niye verdiniz bilezikleri diyor. Niye verdim bilezikleri? Evleneceğim dedi. Ben eşinden sana daha çok bakarım dedi. Nasıl istedi sizden o bilezikleri Namık Bey? Ne dedi? Biz yüz yüze geldik onunla konuştuk. Ondan sonra işte dedi hani dedi benim dedi biraz sıkıntılarım var dedi. Hani evim var ama. Peki bir şey sorabilir miyim size? Bir dakika dur Özlemciğim dur. Özlemciğim 5 bileziğini alıyor ya o hanımefendinin.
O da hı-hı, acaba nasıl bir taktik uyguluyor ben merak ediyorum. Acaba seninle ona davrandığı aynı mıydı? Mesela Namık size nasıl davranıyordu? Sizi nasıl ikna ediyordu da bileziğinizi aldı mesela? Ne diyordu? Böyle tatlı dilli falan bir adam mı? Ne yapıyor bu adam? Nasıl kandırıyor? Ha? Ya gülüm diyordu sadece. Ha? Gülüm dedi. Hani başka bir şey demiyordu. Hani başka ona kadınlara falan bakmıyordu. Gülüm diyor mu? Özlem? Gülüm diyormuş ona. Sen niye kimseye inanmıyorsun? Birini bağlayın dedi ama. Mehmet Kara'da bağlasınız ya. Mehmet. Birinin bağlanması. Mehmet Kara'da Namık'ın akrabası zaten. Beni kaçırmaya gelenlerin içinde o da var. Ortakçısı mı evet diyorsun ha? Evet. Sen nerede kaçırmaya geldin? Mehmet Kara'da Nazmi Mine var oğlu. Sen o nerede kaçırmaya geldin lan? Facebook'tan bana istek atıyor. Niye istek atıyorlar? Beni tanımayan bir insan niye bana Facebook'tan onunla istek atıyor? Onunla ortak diyorsun. Yani. Evet ben onunla yüzüne Facebook paylaşım kapattım. Sen ne kaçırmasın? Ne kaçırıyorsun lan? Duydun mu? Gelmediler mi? Nereye geldiler? Niye Cümbür Cebel toplanıp geliyorlar o zaman? Biz Garagolu geldik. Ben eşi ablan Rafa'nın evime geldik. Garagolu tamam abi siz Cümbür Cebel geliyorsunuz herhalde. Bizim kendimizin arabamız mı var? Ondan arabasından geldik. Özlem. Duydun mu? Özlem. Bir adam için evlattan vazgeçmeye değer mi? Ablam ben geçmedim kalkıyorum. Ben diyor. Vazgeçmedim. Ablam ben kalkıyorum. Özlem, tamam. Hayır. Dur otur. Hayır tamam. Tamam ben 5 dakika Özlemci, söz verdim. Ben çıkacağım. Özlem tamam. Lütfen hayır, gelir hayır, misin hayır, buraya? Hayır. Sizin ben senin 5 dakika izin verdim size. Vazgeçmedim diyor. Onların ya ben onu gerçekten yani kurtarmak istiyorum. Ama o yanlış evi vermez. Bir hatta buradan. Bu kadar büyülenmemeli, bu kadar kanmamalı. Fulya'cığım Namık Bey'e de söyleyelim. Evle ilgili amaçlarınız, kötü emelleriniz varsa o evi size ne hukuk, ne bu aile, ne de Özlem yar etmez. O annemi zaten ben asla durdurtmam oradan. Buradan Namık'ın yanına değil, asla gidemez zaten. Buradan yani şimdi Nama giderse gerçekten çok tamam üzülüyorum. Tamam hadi biri yalan söyledi diyelim, ikisi yalan söyledi. Hepsi mi yalan söylüyor ya? Tüm balanlar mı yalan söylüyor? Bizim bildiklerimiz de mi yalan? Biz ya yayına çıkmadan ya, önce de biliyorduk Nama'yla yani, ilgili bir şeyler. Yani hafta sonu da arayan çok olmuş. Bu Namık bizi de kandırdı, dolandırdı. Bak az önce hanımefendi evliymiş bir de. Evli kadın ona gitmiş ya. Şey, dün geldi, beş bileziğinden olmuş. Onun yani aslında biraz aklı karıştı. Kafası karıştı, duyguları da karıştı. Bence duymak istemiyor daha fazla. Aynen. Bazı böyle gerçekleri duyup da çünkü morali bozuluyor. Böyle sinirleri bozuldu aslında. O cuma gün gördüğüm o rahatlık yok farkındaysan. Bir böyle bir bir hayal kırıklığı da oldu. Duymak istemiyor. Aslında var ya biraz daha şey yapsak onu. Yok evi kaptırmaz. Yani. Hiç öyle bir kadın değil. Ha, ne ben diyorsun? Ben kaptıracağını düşünüyorum. Ya o evi götürürse zaten biz ne yapacağız ki? Sokakta mı kalacağız? Demiş ellerim yara şöyle böyle bakmak için. Ahmet abi mi geldi? Gel Ahmet abi. Ben dedi 29-30 yılımı verdim o evliliğe. Evi de vermem, boşanmam da. Namık'ın yanında gitmeyecek o zaman. Gönderttirmem ki zaten. Bu kadar insan arıyor. Bu kadar insan Özlem'e söylüyor bu Namık'la ilgili. Ama Özlem inanmıyor. Ne olmuş senin bu eşine böyle? Ha? Bir de Ahmet abicim ben cuma günü tek çok özür diliyorum. Lütfen sen de özür dile. Ağzından bazı şeyler çıkmış. Ben duymadım. Ben duymadım aslında. Yukarıda da teknik bir sıkıntı olmuş o sessize alma butonunda. O yüzden lütfen küfürlü konuşmayalım olur mu? Çok rica ediyorum. Bazen duyamıyorum ben burada konuşmaları tam. O yüzden. Sen de öfkelisin, sinirlisin evet ama küfürsüz konuşalım olur mu? Ne hissediyorsun peki? Ya ben bunu 29 sene sevmiştik. 2015'te hasta oldum. 2017'de bunu verdim. Ev hani çok baksın diye, çocuklar beni baksın diye, çocuklar baksın diye. Ne o? Bu işi gitti Haziran 9'un 5. ayım 15'inde ve 20'sinde olayla oldu bu olayla. Ondan sonra bu yahut içinde Sofya'ya gidip gelmiş. Nasıl alıp gitmişler. Bunlar ev istiyorlar devamlı. Benim tepkiri kaldırmam istiyorlar. Savcılığı verdim. İfadeler geri almam istiyorlar. Bafa Karakol'u çağırdı. Cihat Yıldırım arayarak, kızımı arayarak. Ama bakın sizden boşanmak istemiyor. Bafa Karakol'u çağırdırdılar. Karını vereceğiz, tapını vereceğiz diye. Namık'ın Cihat Yıldırım arıyor. Ahmet abi, bu kadın boşanmak istemiyor. Bu evet. Bir. İki, evi de diyor şey yapmaktan vazgeçtim diyor. Evi asla vermem diyor. Ev çocuklarımın evi istikbali diyor. Uzun uzun konuştuk. Boşanmayacağım da diyor. Ne istiyor şimdi? Bizim yanımıza ne gelsin olacak o zaman? Ha? Babamla sorunu varsa belki boşanmak istemiyorsa bizim yanımıza gelsin. Namık'ta ne var? Gelsin Milas'la ev tutuyorum. Ben ne yapıyorum? Ya ailen dur diverim. Bakayım ya.
Ben ne yapıyorum? Aşığım diyor, seviyorum diyor ya. Kadının gözü kör olmuş. Böyle ne yapıyor bunu alıp? Ben anlamadım ki yani. Gülüm silah diyormuş başkalarına. Silah. Gülüm Sayın diyormuş. Savcım, senin ifadenle dilekçe verdim. Neredeyseniz siz. Selim, Bafa Karakolu, Selim'e Karakolu hep yatsının arkasında, namen arkasında. Sayın Savcım, senin odana geldim. Üzerine ifade verdim. Sen bu adamı tutulamıyorsun. Benim can güvenliğim yok. 92 raporum var. Benim... Sayın Savcım, Sayın Büyüklerim, Cumhurbaşkanım, İşleri Bakanım, Adalet Bakanım, ben nereye gideceğim? Ben sahip çıkayım. Ben engelli maaşımdan geçiriyorum. 2 milyar bakın çıkıyorum. O sizden vazgeçmiyor Ahmet Bey. Boşanmayacağım. Ya evi de kimseye vermeyeceğim diyor. Tehdit ediyor. Yıllarca bulaşıkçılıkla ellerimin haline bakın. Yalan ben evime, söylüyor. Evime geçin dedim diyor. Yıllarca yaptı zaten gitti. Yıllarca dedi. Ben de hafta sonunda... Ya dur bakayım baba bir ya. Ama kadına anneniz aşık o adamı. Öyle değil ya. Aşık madem boşansın. Evi boşansın, versin gitsin. Boşansın ne istemiyorum ona. Versin evimi lan. Benim ayda boşasın işte ne yapacağım ben kariye. Aşık ama kocadan da boşanmıyor. Aynen. Oradaki amaç ne babam ölünce çünkü aslında yiyecek. Arkadaşlar alt metni şudur. Nama'a da güvenmiyor aslında. Bence de. Yani. Ve burada açık kapı bırakıyor dönmek için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.